Sual: Ruh işlerini nasıl yapar? Cevap: Hayvani ruhta iki kuvvet vardır. Birisi, müdrak kuvveti, ikincisi hareket kuvvetidir. Müdrak kuvveti, idrak edici, anlayıcı kuvvettir. Bu anlamak da iki yol ile olur. Zahiri, görünen his organları ile olan anlama. Batini, yani görünmeyen, his organlarla olan anlama. Görünen his organları beştir. Birinci his organı, deridir. Deri ile sıcaklık, soğukluk, yaşlık, kuruluk, yumuşaklık, sertlik gibi şeyler anlaşılır. Bir cisim deriye değince, hayvani ruhu, bu şeyin sıcak olup olmadığını anlar. Bu duygu avuç içinde fazladır. İkincisi, koku alma duygusudur. Burun ile olur. Üçüncüsü, tat alma duygusudur. Dildeki sinirlerle duyulur. Dördüncüsü işitmektir. Kulaktaki sinirlerle duyulur. Beşincisi görmektir. Gözdeki sinirlerle görülür. Ruhun yapıcı kuvveti, faydalı, başarılı işlerin yapılmasını sağlar. Bilici kuvvetler ile edinilen bilgilere göre iş yapar. Hayvan ruhundaki hareket kuvvetleri, vahime kuvvetinin iyi bulduklarını cezbeder. Çirkin bulduklarını def eder. İnsan ruhunun yapıcı kuvveti, akla dayanır. Bir işte iyilik, fayda olduğunu, akıl ile anlarsa, onu yapar. Sonu noksan, zarar olacağını anlarsa, o işi yapmaz veya def eder. Bunları ve hayvani ruhun şehevi ve gadabı kuvvetlerini kalp vasıtası ile idare eder. Çok kimse vardır ki, çok işlerini nefsin veya hayvani ruhun kuvvetlerine tabi olarak yapar. Yani vehim ve hayal ile yaparlar. İslam Ahlakı Kitabı sayfa 134. Kaynak: www.dinimizislam.com